Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 8 Kasım'da Türkiye saatine göre öğlen 14'te 16 derece boğa burcunda dolunay ile birlikte ay tutulması yaşayacağız. Yılın son ay tutulması önümüzdeki 6 ayı önemli ölçüde etkileyebilir. Ay tutulmaları güneş tutulmalarından biraz daha hızlı ve daha kısa süreli tesirler ortaya çıkardığı için bu tutulmanın 1-1,5 aylık bir süreç içerisinde tesirlerini güçlü olarak göstermesini bekleyebiliriz. Özellikle tutulma haftası, tutulma yakınları 8 Aralık civarı tutulmanın etkileri yoğun olarak görülebilir. Evet, 136 nolu Saros'a ait kuzey yönlü bir tutulma bu. Ülkemizden izlenemeyecek çünkü gündüz saatlerinde oluyor. Brezilya, Avustralya, Amerika'dan izlenebilecek bir tutulma. Aynı zodyak derecesinde 16 derece boğa burcundaki tutulmayı 2003 yılı Kasım'ında da yaşadık, tam 19 yıl önce. Diğer gezegenlerin yerleşimleri tamamen aynı değil ama tutulma yaşam alanlarımızdaki etkisi bakımından benzer tesirler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle 2003 yılı sonbaharı, Kasım Aralık dönemine şöyle bir göz atmakta, hatırlamakta fayda var. Her 6 ayda bir Boğa Akrep aksındaki tutulmaları yaşıyoruz. 2021 Kasım'ında başladı. Önümüzdeki yıl 2023'ü de şekillendirecek aslında bu akstaki ana tutulmalar. Şimdi bu tutulmada çok belirgin bir ivme kazandırabilir yaşamlarımızda. Özellikle toplumsal alanlarda da çok güçlü tesirleri olabilir. An haritasına baktığımızda Türkiye saatine göre Kova burcunun 14 derecesi yükseliyor. Ana akslarda Holstein sistemine göre tabii ki sabit burçlar var burada. MC noktasında Akrep, yine dip noktada Boğa burcunu görüyoruz. Burada ayın yanında Uranüs var, kuzey düğüm yönünde, tam bir partil kavuşumda. Güneş'in yanında Akrep burcunda Merkür ve Venüs var, güney düğüm yönünde ve tam bu karşıtlığa Apex'te yerleşmiş olan Kova burcunda bir Satürn var. Sabit burçlarda tek kare açı kalıbını görüyoruz. Oldukça sert, oldukça kırılgan, dönüştürücü, krizlerle bizi yüzleştirebilecek bir tutulma. Ay tutulmaları daha çok duygusal olarak da etkiler, biliyorsunuz. Dolunay döngüsü olduğu için ve çok güçlü bir dolunay olarak düşünün bunu. Duygusal süreçlerimizde daha içgüdüsel, dürtüsel olarak huzursuzlukların artabileceği, davranışlarımızı kontrol etmekte zorlanabileceğimiz bir süreçteyiz. O yüzden ruhsal anlamda, zihinsel anlamda bu tutulmanın tesirleri kolektif alanda çok güçlü kendini hissettirebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Özellikle sabit burçlarımız çok etkilenecek. Hangileriydi sabit burçlarımız? Tutulmanın olduğu Boğa burcu, Akrep burcu, Kova burcu ve Aslan burcu, birinci planda bu burçlarımız etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz sabitlerde mi? Ve kişisel gezegenleriniz sabit burçlarda yer alıyor mu? Derece olarak da 10-20 derece arası bu tutulmadan en güçlü etkileri alacaktır. Bu gezegenlerinizin bulunduğu ev alanlarınız ve gezegenlerin sembolize ettiği konularla ilgili yaşamlarınızda bazı önemli kırılmalar, krizler ve güçlü farkındalıklar oluşabilir. Farkındalık diyorum, bu tutulmada çok enteresan bir etki var. Uranüs. Şimdi Uranüs aydınlanma gezegeni. Uranüs değişimlerle, yeniliklerle, devrimlerle, özgürlüklerle ilgili bir gezegen. Ve tutulmada aslında bize tam karşısında Merkür'ün de yer aldığını görüyoruz ki Merkür zihnimiz, düşüncelerimizle ilgili, algımızla ilgili. Aslında astrolojide Uranüs Merkür'ün üst oktavıdır. Merkür Uranüs'ün ciddi bir şekilde tetiklendiği bir tutulma bize çok önemli farkındalıklar getirebilir, aydınlanmalar getirebilir hayatımızda. Bunlar tabii içinde bulunduğumuz durumları net bir şekilde algılamamız da sağlar. Sonuçta dolunaylar bir tamamlanma, bir sonlanma dönemidir. Yani bu süreçle birlikte bu ay tutulması hayatımıza nasıl etki ediyorsa bu alanlarda hiçbir şey sürüncemede kalmayacaktır. Yani güçlü bir farkındalıkla, bir aydınlanmayla, dışsal gelebilecek bir etkiyle bir bitiş, bir tamamlanma, bir dönüşüm etkisi altında olabiliriz. Tabii bunlar bize zorlayacak tesirler, çok kolay etkili değil. Kuzey düğüm yönünde olması aslında ileriye taşıyan, bize bir şeyleri öğreten, belki hayatımızda farklı bir basamağa, farklı bir aşamaya bizi taşıyacak bir etki de veriyor. Bazı kapılar açılabilir hayatımızda, bazı kapılar kapanırken. Güney düğüm yönünde akrebin olması aslında bir şeyleri geride bırakmak,
ölüm, dönüşüm, bitirmek, tamamlamak, hayatımızdan çıkarmakla da ilgili. Hani bunu yapabilecek cesareti verebilecek bir tutulma. Boğa burcundaki ay tutulması. Astrolojide boğa akrep aksı sahip olduğumuz kaynaklar, başkalarıyla paylaştığımız değerlerle ilgilidir. Aslında parayı, maddi, dünyasal değerleri de yönetir. Boğa burcundaki bu ay tutulması yaşamlarımızda kişisel ve toplumsal anlamda sahip olduğumuz değerler, ürettiğimiz değerler, kaynaklarımız, paramız, mal varlıklarımız, kendimizi maddi manevi güvende hissedebileceğimiz, hissetmemiz için gerekli olan değerler ve tabii ki bunlara sahip olma gücümüz, koruma gücümüz, bunlarla ilgili temalara özellikle vurgu yapıyor. Ekonomiyi, finansal piyasaları etkileyebilecek bir tutulma bu. Tüm dünyada, ülkemizde de tabii ki şoklar, işte piyasalarda olabilecek bazı krizler ve bunların yoğun etkileriyle karşılaşabiliriz. Maddi kayıplarımız da olabilir, kazançlarımız da olabilir. Bu tamamen içinde bulunduğumuz şartlar ve bizim aldığımız kararlarla ilgili, belki de şu sürece kadar bizi taşıyan koşullarla alakalı aslında. Üretimle ilgilidir, toprakla ilgilidir. Sabit burçlar aslında çok etkileri, sabit burçlardaki etkiler oldukça sert ve çok kalıcı da olur. Daha uzun vadelidir. Bunlar bizim hayatımızda bize güven veren, toprak, yani toprakla temas ettiğimiz daha kalıcı, daha somut konulardır. İşte paramızdır, temel ihtiyaçlarımızdır, evimizdir, barkımızdır, bize güven veren konulardır. İlişkilerde de böyledir. Sadakat, bağlılık ve güvenle alakalıdır. Venüs'ün de akrep burcunda olması, tam güney düğüm yönünde ve tutulmanın karşısında olması, bir Uranüs-Venüs karşıtlığı da var burada. Bu güvendiğimiz koşullarda, kaynaklarda, değerlerde ani kırılmalar, krizler ortaya çıkarabilir. Özellikle tabii kişisel olarak baktığımızda, özellikle Boğa burcunun, Boğa akrep aksının olduğu alanlarda önemli bazı şeyleri fark etmemiz mümkün. Bu tutulma sırasında Mars da İkizler burcunda gerilemekte. Akrep burcunun yöneticisi olarak İkizler burcunda gerileyen bir Mars, hareket etme, eyleme geçme, mücadele etme gücümüzü biraz yavaşlatabilir. Ya da özellikle bu mücadele alanlarında, ikizler olduğu için bunlar düşüncelerdir, fikirlerdir, konuşma, işte bir şekilde anlaşma, eğitim konuları, bilgi paylaşımı, ticari konular, her türlü iletişimle ilgili konu İkizler burcu tarafından yönetilir ve Mars burada gerilemekte. Hani bu bahsettiğimiz alanlarda bir enerji düşüklüğü ya da bazı terslikler, bizi zorlayabilecek koşullar oluşabilir. Tutulma bizi dürtüsel olarak çok etkileyebilir. Kendimizi güvende hissetmek istiyoruz ama işte bunun tehdit altında olduğunda yani dürtüsel davranabiliriz. Biraz sahip olma, paylaşma konularında sıkıntılarımız olabilir. Bu bizi daha duygusal, daha agresif davranmaya yol açabilir. İlişkilerde baktığımızda mesela burada tutkulu ilişkiler öne çıkabilir. Aynı zamanda ilişkilerin cinsellik ve tutkuyla ilgili alanlarıyla birlikte burada tabii kıskançlıklar, daha dürtüsel tavırlar, biraz o akrebin gölge yönleri, kuşkular, manipülatif durumlar, işte taciz gibi, özellikle cinsellikle ilgili zorlayıcı durumlar, bunlar daha çok yüzleşilebilecek konular. Bir de ilişkilerin finansal paylaşımları var. Hani evlilikler, ayrılıklar, işbirlikleri, ortaklıklar ve buralardaki finansal paylaşımlarla ilgili çatışmaların, ayrışmaların, mücadelelerin de öne çıkabileceği durumlar. Mars ikizlerde gerilerken işte yalan, dolan, iftira, dolandırılma gibi konulara dikkat etmek lazım. Hani bu alanlarda sıkıntılarımız varsa, güvensiz koşullar altındaysak, çeşitli yüzleşmelerle de karşılaşabiliriz tabii ki hayatımızda. Evet, ülkemizi çok etkileyecek bir tutulma, akrep ülkesiyiz. Tutulma öncesinde, 2 hafta önce akrep burcunda bir güneş tutulması meydana geldi. Güneşimizi zaten etkiliyor, akrep güneşimizi. Bu tutulma aslında o güneş tutulmasıyla da bağlantılı. Venüs'ümüz akrep burcunda. Bu tutulma sırasında evet birebir bu aks etkileniyor aslında. 5-11 aksı. Aslan burcundaki Neptün'le de bir karemiz var. Satürn zaten şu anda Türkiye haritasının transit 8. evinde ilerlemekte. Ekonomik koşullarda çok kırılgan, krizlere açık bir durum söz konusu aslında bu ay tutulmasında. O yüzden herkesin finansal anlamda kendine dikkat etmesi gerekiyor. Risk
alınmaması gereken bir dönem. Eğer aldığımız riskler varsa buralarda da bence daha dikkatli olmalıyız. Bunun yanı sıra ülkemizin maddi kazançları, değerleri, üretimi, enerjisiyle de ilgili olabileceğini söyleyebilirim. Özellikle burada Uranüs bağlantısı olduğu için Uranüs enerjiyi yönetir. İşte elektrik enerjisi, nükleer enerji Uranüs'le ilgilidir. Burada nükleer enerjiyle ilgili mesela elektrik santrallerimiz ya da son dönemde gündemde olan işte Rus gazının dağıtımıyla ilgili Türkiye'nin aldığı pozisyon ve buralardaki ülkenin gündemi, dünya kamuoyundaki bazı gelişmeler bu tutulmada çok fazla görünür hale gelebilir, ama Mars'a dikkat etmek lazım çünkü İkizler Burcu'nda 12. evimizde, üstelik İkizler Burcu'ndaki ayın tam üzerinde gerilemekte. Yani bu gizlilik demek, gizli alanlarda bir gizli bilgiler, gizli düşmanlıklar, kontrolümüz dışında olabilecek durumlar söz konusu olabilir. Sabotaj gibi örneğin veya işte başka türlü terör olayları gibi, hani ülkemize zarar verebilecek, maddi anlamda da manevi anlamda da halka da zarar verebilecek, ekonomik anlamda da zorlayabilecek koşullarla bir yüzleşebiliriz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sabit burçlardaki böyle riskli tutulmalar tabii ki doğa olaylarını tetikleyebilir. Bu çok gelen bir soru ve her zaman da ülke olarak tedirgin olduğumuz, tetikte olduğumuz bir konu. Kesin olarak bir şey söyleyemeyiz ama astrolojik göstergeler, evet, böyle bir gergin tutulmanın tabii ki doğa olaylarını tetiklemesini arttırabilir. Yani deprem, bunun yanı sıra çeşitli işte hava şartlarındaki olumsuzlukların yaratabileceği, özellikle elektrik, işte yıldırım düşmesi gibi bazı zararlı durumlar olabilir. Aynı zamanda işte toprak kaymaları gibi, çünkü boğa toprak burcu, durumlar ortaya çıkabilir. Yani ülkemiz içinde, dünya içinde bir risk bu. Büyük bir deprem tetiklenebilir dünya üzerinde. Tutulmanın tam görüldüğü işte Avustralya, Amerika, Brezilya bölgede biraz daha riskli burada. Ama ülkemizde astrolojik dereceler bakımında, özellikle burada Venüs'ümüzün, Güneş'imizin tesir alması, Satürn'ün etkisi bu tarz riskleri ortaya çıkarıyor. İnşallah böyle bir durum yaşamayız ama ne yazık ki yani deprem ve doğa olaylarında riskler olabilir. Tutulma etkileri öncesinde, yani bir ay önce aslında kendini göstermeye başlıyor. Hatırlarsanız işte maden kazası yaşadık, birçok kaybımız oldu burada. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum. Bunun gibi özellikle kayıplar, felaketler olabilir ve ülkemiz bu tesiri aldı aslında bir ay öncesinde. İnşallah daha fazla bir riskle karşılaşmayız. Sağlık konularında dikkat etmek lazım. Bu sabit akslardaki böyle Uranüs etkili bir tutulma, Satürn etkili bir tutulma özellikle sinir sistemi, nörolojik sistemi etkileyebilir. Tansiyon sorunları, dolaşım sistemi problemleri tetiklenebilir. İşte kazalar, düşmeler, vurmalar, çarpma gibi olaylar artabilir. Satürn etkisi özellikle kronik sorunu olan, yaşça işte daha olgun olan, hasta olan kişileri biraz daha zorlayabilecek. Bu konularda yakınlarımızda böyle kişiler varsa onlara karşı özenli olmakta, dikkatli olmakta fayda var. Sağlık konularında hassasiyetler hissediyorsak bunları önemsemek gerekiyor. Belki de bir farkındalık getirecek bu tutulma enerjisi. Gerekli kontrollerimizi yaptırmakta fayda var. Boğa burcu boyun, boğaz bölgesini, omuzları, tiroid bölgesini de yönetir. İşte boyun tutulmaları, boyun fıtıkları gibi yani sorunlar, nörolojik sorunlar olabilir. Tiroid hormonlarında özellikle hormonal bazda bazı dengesizliklerin yaratabileceği sağlık sorunları kendini gösterebilir. Ay tutulmaları biliyorsunuz sağlığımız üzerinde çok etkili, dolunaylarda olduğu gibi. Ruhsal, bedensel anlamda buna dikkat etmeliyiz. Ruh halimiz çok huzursuz olabilir, çok gergin, çok stresli olabiliriz, depresif olabiliriz, çok tepkisel, dürtüsel olabilir. Çünkü Mars konuşmalarımızı kontrol edemeyeceğimizi gösteriyor. Yani sinirlenip, öfkelenip söylemek istemediğimiz sözcükleri söyleyebiliriz. Bu tabii ki tartışmalara, ilişkilerde ani kırılmalara, isyankar tavırlara yol açabilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Özellikle tutulma tesirleri siz haritalarınızda belirgin bir şekilde etkiliyse
bu konularda daha tedbirli olmakta fayda var. Kendinizi yormamaya çalışın. Sağlık olarak kendinizi rahatlatacak, ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Biraz da işte meditasyon olabilir, bunun gibi ruhsal manevi çalışmalar olabilir. Doğada zaman geçirmek iyidir. Toprakla temas edin örneğin. Çünkü elektrikli bir tutulma bu. Elektriğimizi atmamız gerekiyor. Yani suyla temas, toprakla temas, işte ruhsal manevi çalışma, sanatla ilgilenmek. Bunlar bizi tutulma enerjilerini en azından dengelememiz için, o dürtüsel tavırlarımızı kontrol etmemiz için çok yardımcı olabilir. Şimdi yükselen burçlarınıza göre özellikle tutulma tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, boğa burcundaki ay tutulması ikinci evinizi aydınlatıyor ve stresler, özellikle maddi konular, parasal kazançlarınız, mal varlıklarınız, özdeğer konularınız ve hayatınızda güvence aradığınız konularda öne çıkabilir. Stresli bir tutulma bu. Kendi içerisinde Uranüs değişimler, yenilikler anlamına geliyor. Önemli farkındalıklar da olabilir tabii ki. Yani örneğin maddi durumunuzla ilgili önemli hızlı şoklar, bir anda belki beklenmedik harcamalar. Tabii bu hızlı kazançlar da getirebilir. Bu da bir sürprizli bir durum. Daha önceden doğru adımlar atıldıysa belki, sonuçta hızlı kazançlar da elde edebileceğiniz bir dönem. Ama maddi durumunuzla ilgili hızlı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu tabii iş çalışmalarınız, ürettiğiniz değerlerle de ilgili. Yani bir işe başlamak, bir işten ayrılmak ve benzeri gibi konular olabilir. Ya da herhangi bir toprağınız var, emlakınız var, bir yatırımınız var. Bununla ilgili bir karar verebilirsiniz. Burada hızlı dönüşümler söz konusu olabilir. Tabii ki her koç etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarda olacak bu etkiler. Kişisel doğum haritalarınızda sabit burçlarda boğa, akrep, aslan ya da kova burçlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkilerin sizin için önemli olacağını söyleyebilirim. Ama sizin haritalarınızda sabit burçlarda gezegen yoksa o zaman sizin için çok önemli, böyle çok etkili, çok stresli bir tutulma olmayabilir. Daha sıradan bir dolunay tesiriyle bu dönemi geçirebilirsiniz sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, sizin tutulmanız kuşkusuz çok önemli tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Doğum haritalarınızda birden fazla sabit burçlarda gezegeniniz var mı? Bu sayı arttıkça tabii ki etkiler daha da önemli olacaktır sizin için. Geçtiğimiz 2003 yılını, şöyle bir 19 yıl öncesini, Kasım Aralık ayını bir gözden geçirin. Belki benzer tesirler hayatınızda olabilir. Tutulmanın, lütfen bu ay tutulmasının genel bilgilerini de izleyin. Sadece burcunuzu değil, çünkü genel bilgiler sizin için önemli burada. Bedensel anlamda sağlığınızla ilgili etkiler olabilir. Burada sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı riskli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin işte nörolojik sorunlar, işte boyun fıtığı gibi, bir tiroid dengesizliği gibi ya da herhangi bir böyle bir kronik sorununuz varsa bu tutulma sırasında artabilir. İlişkilerde ani kırılmalar, değişimler içerisinde olabilirsiniz. Yer değişiklikleri, taşınmalar, iş ve kariyerde değişimler, imaj değişimleri, fiziksel görünümünüzde değişimler. Yani size önemli farkındalıklar getirecek bu tutulma. Uranüs bir aydınlanma gezegeni ve Merkür de bu tutulmada. Dolayısıyla böyle bir farkındalık, bir aydınlanma, hani belki bir ilişkinizle ilgili bir şeyi fark edeceksiniz. Belki maddi konularda bir hızlı gelişme içerisindesiniz. Mars çünkü para evinizde, retroda, hani bu tutulmada parasal kaynaklarınızı kontrol etmekte biraz zorlanıyorsunuz. Evet, bazı gecikmeler, rötarlar olabilir. Özellikle para konularında belki çok hızlı kararlar verilmemesi gereken bir dönem. Ama geçmişten gelen bazı tesirler de kendini gösterebilir. Kazalara, sakarlıklara dikkat edin. Sevgili boğalar, bu tutulma hayatınızı değiştirecek. Yani doğum haritanız tesir alıyorsa bu tutulma önümüzdeki en geç 6 aylık süreç içerisinde diyeyim, yani bu çok hızlı bir ay içerisinde de olabilir, yaşamınıza çok köklü önemli değişimler getirecek. Yani hayata bakışınız, belki fikirlerinizde bile, hani hiçbir şey olmasa da hayata bakışınız, fikirlerinizde önemli değişimleri tutulma da bekleyebilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 12. evinizde olacak. Bu tutulma Mars'ın da burcunuzda geri harekette olması nedeniyle
genel sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. 12-6 aksında çünkü bütün gezegenler sabit burçlar. Buralarda hem kendi sağlığınız hem yanınızdaki kişiler, işte beraber çalıştığınız, hizmet aldığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, onlarla ilgili bazı krizler, bazı dönüşümler olabilir. Tutulma sırasında biraz içe dönmeler, ruhsal anlamda belki aydınlanmalar hissedebilirsiniz. Bir inziva süreci de olabilir sizin için. Sağlık şifa konularında bir sorununuz varsa örneğin, hani ruhsal şifalanma, bilinçaltı çalışmaları, meditasyon gibi konular çok sizin için bu dönemde terapiler çok faydalı olabilir. Mars gerilemesi kazalara, bağışıklık sistemi zayıflıklarına, enfeksiyonlara sizi biraz hassas kılıyor. Lütfen özellikle 15 Ocağı kadar olan dönemde genel sağlığınıza biraz daha fazla dikkat edin. Gerekirse ek takviyeler alın, işte vitaminler alın, özellikle beslenmenize dikkat edin, uyku düzeninize dikkat edin sevgili ikizler. Tabii ki bütün ikizler aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu bahsettiğim tesirler çok daha güçlü olabilir sizin için. İş hayatınız, günlük hayatınız ve mesleki konularda da bu tutulma belki çalışma koşullarınızda bir değişim, bir yenilik, farklı bir görev tanımı gibi yani yenilikler hayatınıza getirebilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 11. evinizde olacak. Bu tutulma sırasında çok olumsuz açılar almıyorsunuz. Aslında boğa ve akrep aksı sizin için dost burçlar. Biraz daha sosyal hayatınız, işte arkadaş çevreniz, aşk hayatınız bu tutulmada hareketlenebilir. Belirgin etkiler olabilir. Bazı arkadaş ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Hatta bazılarının yani sürpriz tanışmalar, yeni arkadaşlıklar da olabilir. Bazı üyelikler, işte bir grup etkinliği, belki bir derneğe üye olmak, bir vakıf çalışması, bir kulübe üye olmak gibi konular olabilir hayatınızda. Bazı projelere başlayabilir ya da bunları tamamlayabilirsiniz. Geçtiğimiz Nisan-Mayıs döneminde başlamış işleriniz varsa, bir proje üzerinde çalışıyorsanız bunları tamamlayabilir, bazı sonuçlar da alabilirsiniz. Mars 12. evinizde geriliyor. Bu dönemde sizin dışınızda, hani arka planda olan biraz hani dedikodular işte olabilir, gizli düşmanlıklar, kıskançlıklar olabilir. Bunlara dikkat edin. Özellikle arkadaş çevrenizde de saklanması gereken sırlar varsa bunları güvenmediğiniz kişilerle paylaşmamaya çalışın sevgili yengeçler. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Boğa, akrep, aslan, kova gibi burçlarda, sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa eğer tutulma aksında hareketler artacaktır. O yüzden bu burçlarda gezegenleriniz yoksa o zaman sizin için çok da belirgin tesirler olmayabilir bu tutulmada. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, tutulmadan en fazla etki alan burçlardansınız. Sabit bir burç olduğunuz için tutulma sizin 4. evinizi ve 10. evinizi etkiliyor. Özellikle kariyeriniz, gelecekten beklentileriniz, toplumdaki statünüzle ilgili konularda bazı önemli farkındalıklar, dönüşümler olabilir. Satürn 7. evinizde olduğu için ilişkilerinizle ilgili sorumluluklarınız artıyor gibi görünüyor. Yani bir evlilik gündeme gelebilir. Bir ilişkinizin sorumluluğunu almanız gerekebilir. Bu durumda da tabii ki evlendiğinizde bir statü değişimi olacaktır. Ama süre gelen bir ilişkiyi bitirebilirsiniz de. Mesela bir ayrılık olabilir, bir boşanma olabilir, bir işbirliğini de bitirebilirsiniz Satürn etkisiyle. Bu da sizin statünüzü etkiler. Geleceğinizi, kariyer planlarınızı etkiler. İş hayatınızda bir işe girmek, işten çıkmak, görev değişimi, terfi, yer değişimi, taşınma gibi konular bu tutulmada aktifleşecek gibi görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda güneşiniz, yükseleniniz veya başka burçlarda gezegenleriniz de olabilir. 10-20 arası gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmadan güçlü etkiler alabilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, boğa burcundaki tutulma 9. evinizde olacak. 3-9 aksınız etkileniyor. Geçtiğimiz Nisan-Mayıs'ta bu akslar etkilendi aslında. Benzer tesirler tetiklenebilir. 9. evdeki bir tutulma ufkunuzu biraz daha geliştirmenize, hayata bakışınızı değiştirmenize neden olabilir. Uranüs çünkü değişimler demek. Bir aydınlanma, bir fikir, bir anda
zihninizi burada aydınlatabilir, düşüncelerinizi değişebilir, inançlarınız değişebilir, beklentileriniz değişebilir. Bu tutulmayla beraber özellikle hayatınızda yurt dışı konuları aktifleşecek gibi görünüyor. Yani belki yurt dışında yerleşmek, yaşamak istiyorsunuz, okumak istiyorsunuz, belki yurt dışı ile bağlantılı işler yapmak istiyorsunuz. Bunlar online, işte e-ticaret işleri, iletişim işleri de olabilir. Buralarda bazı kapılar açılabilir size. Uranüs teknolojiyi de yönetir çünkü. Yani internet, sosyal medya gibi alanları da yönetir. Yani işleriniz ve ticari konularda buralarda hızlı gelişmeler olabilir. Şu ana kadar da bazı çabalarınız olduysa bu tutulma bir şeyleri sonuçlandırabilir, tamamlayabilir. Tutulmanın enerjisiyle ani bir seyahate çıkabilirsiniz. Belki akademik alanlarda bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Mars ikizlerde gerilemekte. Bu sizin için önemli çünkü size kare açı yapıyor. Bu dönemde tabii ki iş kariyer çalışmalarınızda Mars gerilemesi biraz motivasyon düşüklüğü ve bazı karışıklıklar yaratabilir. Ya da uzun süredir çalıştığınız şeyleri tamamlama aşamasındasınız. Geçmişle ilgili konular da hareketlenebilir. Üstlerle ilişkilere, aile büyükleriyle ilişkilere, çatışmalara dikkat etmekte fayda var bu dönemde. Tabii ki her başak aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Akrep, boğa, aslan ya da kova. Bu burçlarda 10-20 derece arasında gezegenleriniz bulunuyorsa tutulmadan tabii ki önemli etkiler alabilirsiniz. Tutulmanın genel yorumlarını da lütfen bu videonun başındaki genel yorumlarını da izleyin. Onlar da size önemli ölçüde bilgiler verecektir sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 8. evinizi etkiliyor. 2-8 aksındaki tutulmalar geçtiğimiz Nisan-Mayıs aylarında da kendisini gösterdi. Benzer tesirler tekrar başka bir aşamaya taşınabilir hayatınızda. Tabii bu dönem 2 hafta önce meydana gelen akrep güneş tutulmasında tesiriyle beraber yaşamınızda özellikle maddi konular, parasal kazançlar, başkalarıyla paylaştığınız paralar, hisseli paralar, eşinizin kaynakları, ortaklı gelir giderleriniz, borç alacak konuları buraları etkiliyor. Bu ay tutulması bir tamamlanma, bir farkındalık döngüsü aslında. Belki emeklilik gündeme gelecek bu tutulma enerjisiyle beraber ya da bir sigorta konusunda bir hızlı bir gelişme olabilir. Ayrılık ya da evlilik gibi konularınız varsa ilişkilerle bağlantılı ya da ortaklıklarınız, hani bunların finansal paylaşımları ile ilgili gündemleriniz olabilir. Elinize bir para geçebilir. Bir parasal kazancınız olabilir. Çalışmadan gelebilecek bir kazanç, yani örneğin bir miras gelebilir size, bir nafaka, bir tazminat, bir burs alabilirsiniz. Belki bir ikramiye kazanabilirsiniz. Bunun gibi etkiler olabilir. Borç alacak konularına dikkat etmek lazım. Çünkü koşullar biraz dengesiz bu tutulmada. Hani ani, kontrol dışı durumlarla karşılaşabiliriz. O yüzden borçlanmak için çok doğru olmayabilir bir döngü. Bir kredi borcunuz varsa, krediyle ilgili bir gündeminiz varsa belki onunla da ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Ama yeni bir kredi başvurusu düşünüyorsanız içinde bulunduğunuz şartları iyi değerlendirin. Çünkü Mars ikizlerde gerilemekte. Bu daha önceden başlamış bazı iş ve girişimleri sonuçlandırabilir aslında. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili teraziler. Sabit burçlarda gezegenleriniz var mı? Akrep, boğa, aslan ya da kova, eğer varsa bu tutulma, bu bahsettiğim tesirleri sizin için daha önemli hale getirecektir. Ama yoksa hani çok da fazla etkilenmeyebilirsiniz. Sadece bir dolunay tesiri olarak bu tutulmayı geçirebilirsiniz. Lütfen bu ay tutulması videosunun başındaki genel bilgileri de izleyin. Bunlar da size önemli fikirler verebilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, evet, en önemli tesiri alan burçlardansınız. Ay tutulması sizin 7. evinizde olacak. Üstelik 2 hafta önce burcunuzda bir güneş tutulması oldu. Güneş tutulması, ay tutulması birbirini izler. 2 haftada bunlar meydana gelir. Ve kuşkusuz her iki tutulma da sizin için çok önemli görünüyor. Burada bir farkındalık, bir aydınlanma, özellikle ilişkilerinizle ilgili hızlı gündemleriniz olabilir. Birçok gezegende zaten sizin burcunuzda. Merkür'e burada dikkat edin. Zihniniz biraz kuşkulu, kuruntulu olabilir. Güvensizlikler hissedebilirsiniz. İlişkilerde kıskançlıklara, yani kontrolü zor tutkulara dikkat edin lütfen. Çünkü gezegeniniz Mars ikizlerde gerilemekte. Yani kontrol dışı bir şeyleri, yani
partnerinizle, eşinizle, ortağınızla da yakın bir arkadaşınızla istem dışı biraz böyle hırsla, tutkuyla, kıskançlıkla, şüpheyle bazı sözler sarf edebilirsiniz. Bu ilişkilerde ani kırılmalar, zorlanmalar getirebilir. Yalan, dolan, iftira gibi gizli olan konulara dikkat edin. Sırları herkesle paylaşmayın. Sakladığınız bazı sırlar da ortaya çıkabilir ya da hani karşınızdaki kişilerin bazı sırlarını görebilirsiniz. Bunlar sizin için zorlayıcı koşullar olabilir. Şöyle düşünün, kadersel bir dönemdesiniz. Bitmesi gereken bazı ilişkiler bitecektir. Buralarda çok fazla tutunmamak, çok fazla hani o zararlı duygulara, düşüncelere takılmamak gerekiyor. Ama Uranüs hayatınıza hızlı ve sürpriz ilişkiler de getirebilir. Ya da süre gelen bir ilişkinizde hızlı bir dönüşüm olabilir. Yani bir flörtünüz devam etmekte bir anda evlilik teklifi alabilirsiniz. Evlenmeye karar verebilirsiniz. Ve bu ilişkilerde yaşayabileceğiniz hızlı dönüşümler hayatınızda da bazı önemli dönüşümlere, işte yer değişiklikleri olabilir, kariyerde bazı değişimler olabilir. Geleceğinizi etkileyebilecek konulardan bahsediyoruz bu tutunmayla beraber. Satürn 4. evinizde aileniz, ebeveynler, onların sağlıklarıyla ilgili konular da gündeminizde olabilir. Yine yaşam alanlarınızda da bazı dönüşümler olabilir. Evlilikle beraber bir yuva kurma, evlenme, belki size ait bir evi satma, taşınma ve benzeri konularda bu tutulma da çok aktif olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 10-20 derece aralarında güneşiniz, yükselen burcunuz ve yine sabit burçlarda gezegenleriniz var mı? Varsa bu tesirler çok daha güçlenecektir. Ve lütfen bu videonun başındaki genel bilgileri izleyiniz. Çünkü o genel bilgilerin tesirleri de bu tutulmanın enerjileri hakkında size önemli bilgiler verebilir. Sağlığınıza dikkat edin. Hormonal dengesizlikler olabilir, bağışıklık sisteminizde sorunlar olabilir, bazı kronik tansiyon sorunları gibi, nörolojik problemler gibi sorunlar olabilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 6. evinizde meydana gelecek. Bu tutulma iş hayatınız, mesleğiniz, çalışmalarınız, günlük hayatınızın koşullarını özellikle aydınlatıyor. İş hayatınızda ve çalışma koşullarınızda bir değişim olabilir, beklenmedik. İşte asistanınız işten ayrılabilir, çalışma arkadaşlarınızda bir düzen değişimi olabilir. Yanınızda çalışan kişiler ya da evde hizmet aldığınız kişilerle ilgili gündemleriniz olabilir. Evcil hayvanlarınız etkilenebilir. Eğer evcil hayvanınız yoksa belki bu tutulma size bir evcil hayvan getirebilir. Genel sağlığınıza da tabii ki dikkat edin. Belki rutinlerinizi değiştireceksiniz. Bir beslenme programı değişimi olabilir. Diyete başlayabilirsiniz. İşte zararlı bir alışkanlığınızı bırakabilirsiniz. Birçok gezegen akrep burcunda ve 12. evinizde. Aslında bu bir şeyleri hayatınızdan, özellikle sizin için gerekliliği kalmamış, zararlı olan alışkanlıkları, bağımlılıkları bırakmak için, onunla kurtulmak için önemli bir dönem. İşte bu tutulma böyle farkındalıklar size verebilir sevgili yaylar. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yay burçları belirgin şekilde çok fazla etkilenen burçlardan değil. Eğer sabit burçlarda, yani boğa, akrep, kova, aslan burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa tutulma sizi etkileyebilir. Ama unutmayın, Mars ikizlerde ve gerilemekte, karşıt burcunuzda. Dolayısıyla 15 Ocağı kadar olan dönemde özellikle ikili ilişkilerde daha temkinli olmalısınız. Burada bazı ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Geçmiş ilişkilerle ilgili konular kendini hatırlatabilir. Eşinizle, partnerinizle, yakın arkadaşınızla, ortağınızla bazı sorunlarla yüzleşebilirsiniz. Ya da ortağınızın ya da partnerinizin hayatında. İşte bir işten ayrılabilir, bir sağlık sorunu olabilir. Hani bunun gibi konularla da bu tutulma döneminde, özellikle önümüzdeki bir buçuk ay daha fazla yüzleşebilirsiniz sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 5. evinizde olacak. Toprak elementinde sizin gibi. Dolayısıyla açısal olarak aslında güzel bir açıda. Uranüs kuzey düğüm, yani hızlı sürpriz gelişmeler getirebilir hayatınıza. Yeni bir aşk, romantik bir ilişki, belki bir bebek, bir çocuk, yani ya da çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili yenilikler, değişimler, okula başlaması gibi ya da onunla ilgili sürpriz gelişmeler hayatınızda olabilir. Kendinizle ilgili yeteneklerinizi keşfedebileceğiniz, heyecan duyabileceğiniz, yeni eğitimlere katılabileceğiniz, belki bazı hobilerinizi işe çevirebileceğiniz,
Önemli bir dönem, güçlü bir dönem. Bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Bazı grup çalışmalarınız bitebilir. Hani burada arkadaş ilişkileriniz ve sosyal çevrenizde de bazı dönüşümler olması mümkün görünüyor. Özellikle beraber çalıştığınız bazı kişilerle ilgili Mars ikizlerde retro, günlük hayatınız, işiniz, mesleğinizle ilgili konularda beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilerde biraz dikkat etmek lazım. Belki bazı anlaşmazlıklar olabilir. Hani burada iş trafiğinde, müşteri ilişkilerinizde falan gecikmeler olabilir. Mesleki konularda biraz enerjiniz düşebilir. Yine yanınızda çalışan kişilerin genel sağlıkları veya evcil hayvanlarınızla ilgili konular da aktifleşebilir. Ama genelde baktığımızda sizi çok zor etkilemiyor. Olumsuz bir tutulma değil sizin için. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Akrep, boğa, kova ya da aslan burçlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu tutulma sizin için biraz daha sert olabilir. Biraz daha yani iradeniz dışında ya da kontrolünüz dışında durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ama sabit burçlarda gezegenleriniz yoksa sizin için daha sakin bir dolunay tesiriyle bu tutulmayı atlatabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, boğa burcundaki ay tutulmasından en fazla etkiyi alan burçlardansınız. Sabit bir burçsunuz çünkü. Özellikle Türkiye'de de yaşıyorsanız yükselen burçta kova burada ve Satürn de kova burcunda. Yani tutulmanın apeksinde yerleşiyor. Şimdi bunlar ne demek? Bunlar biraz dikkat gerektiriyor aslında. Bu tutulma sert bir tutulma. Birçok gezegenin katıldığı, sabitlerde zor açıların yer aldığı, krizler, şoklarla bizi karşılaştırabilecek bir tutulma. Dördüncü evinizde meydana gelecek. Dördüncü ev sizin için daha çok özel hayat, aile, yuva, ebeveynlerinizle ilgili konular demek. Yani burada Uranüs tesiri beklenmedik bir gündem yaratabilir. Bir anda belki işte oturduğunuz yerden taşınmanız gerekecek. Ya da aileyle ilgili bir konu var. Evden ayrılabilir, taşınabilirsiniz. Tabii ki evlilikler, ayrılıklar, boşanmalar olabilir. Bu tutulmanın genelinde kadersel bir etki bu. Yaşamınızın ana akslarını etkileyecek bir tutulma. Yani hem ilişkileriniz, hem aile durumunuz, hem kariyeriniz bu tutulmadan eş zamanlı olarak etki alabilir. Satürn bazı sorumluluklarla sizi yüzleştiriyor. Yani sorumluluklar, hayatınızda bazı kısıtlamalar, sıkıntılar olabilir. Kayıplar olabilir. Özellikle ebeveynler, ebeveyn sağlıklarına da dikkat etmek lazım. Bu tutulma çünkü sağlık konularında zor bir tutulma. Özellikle kronik sağlık sorunu olanlar, yaşça büyük olan ebeveynlerimizi etkileyebilir. Ani kayıplar olabilir. Ya da onların hayatlarında bazı önemli dönüşümler söz konusu olabilir. Bunun size yüklediği bazı sorumluluklar olabilir. Yer değişiklikleri, taşınmalar olabilir dedik. Tabii ki kariyerinizle ilgili belki emekli olacaksınız, çalıştığınız bir işten ayrılacaksınız, kendi işinizi kuracaksınız. Bu da size bir sorumluluk veriyor. Bir aile işinde çalışıyorsanız ayrılıp daha özgür, bireysel çalışmak isteyeceksiniz. Bunun gibi etkiler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 10-20 derece aralarında mı? O zaman tesirler artar ve birden fazla özellikle sabit burçlarda da kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkilerin daha çok yönlü olması, hayatınızın birden fazla aksını etkilemesi mümkün görünüyor. Mars ikizler burcunda gerilemekte. Bu dönemde özellikle 5. evinizde bir Mars gerilemesi biraz hani belki ilişkilerle ilgili romantik konularda karmik durumlar, işte geçmişle ilgili etkileri karşınıza çıkarabilir. Çocuklarla ilgili konular veya işte iletişim, eğitim, yazılı, sözlü, her türlü kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda, konuşmalarınızda bu dönemde daha dikkatli olmalısınız. İşte yeteneklerinizi ifade ettiğiniz alanlarda biraz enerji düşüklüğü ve karışıklık olabilir. Örneğin spor yapıyorsanız biraz buradan uzak durabilirsiniz. Yani sizin elinizde olmayan koşullar nedeniyle gibi. Yani bu konularda genel sağlığınıza dikkat edin. Nörolojik sistem, hormonal sistem dengesizlikleri olabilir. Boyun fıtıkları, eklem ağrıları, kas ağrıları olabilir. Bunun yanı sıra özellikle tansiyon ve dolaşım sistemi problemleri çok fazla tetiklenebilir. Sinir sisteminize dikkat edin. Çok ani tepkiler göstermemeye çalışın. Ne kadar yorgun, ne kadar yani sorumluluk altında olsanız da bu dönemde özellikle
ifadelerinize, konuşmalarınıza, verdiğiniz tepkilere çok fazla dikkat etmeniz, daha kontrollü olmanızda fayda var sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 3. evinizde olacak. 3-9 aksı etkileniyor. Bu biraz daha sizin düşünceleriniz, fikirleriniz, aklınızla ilgili aslında ve Uranüs burada yine aklı temsil eden Merkür'le bir açıda. Hani ilginç fikirler aklınıza gelebilir. Belki bazı düşünceleriniz değişebilir. Yeni şeyler öğrenebileceğiniz bir dönem. Hani farklı meraklarınız olabilir. Bir anda belki bir kursa gidebilirsiniz de eğitime başlayabilirsiniz. Bunlar sizi iş ve mesleki konularda destekleyecek, besleyecek konular da olabilir tabii ki. Kardeşlerle ilgili hızlı gündemleriniz olabilir. Ani bir seyahate çıkabilirsiniz. Özellikle komşular, kardeşler, yakın çevreniz, akrabalarla ilgili çok da kontrol edemeyeceğiniz hızlı gelişmeler olabilir. Kullandığınız araç gereçler, bilgisayarınız, telefonunuz, otomobiliniz, buralarda bazı arızalar olabilir. Çünkü Mars özellikle elektrikli, elektronik araçlarda sıkıntılar yaratabilir. Onları değiştirmeniz gerekebilir. Seyahat planlarınızı daha fazla, hani ani bir seyahat olabilir ama belki uzun süredir yapmış olduğunuz bir seyahat planınız var, bir yolculuğunuz var. Burada bazı beklenmedik durumlarla değişimler yapmanız da gerekebilir sevgili balıklar. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Balıklar değişken burç, çok fazla etkilenmiyor bu tutulmadan aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle boğa, akrep, aslan ya da kova burçlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler daha önemli olacaktır sizin için. Mars ikizlerde gerileyecek. Bunun bir tesiri var. Özellikle 15 Ocak'a kadar, daha önceki videolarda da bahsettim. Biraz içsel anlamda kendinizi huzursuz, güvensiz hissedebilirsiniz. Aile içi ilişkilere dikkat edin. Burada bazı anlaşmazlıklar olabilir. İşte ev ortamında, çalışma ortamınızda ufak tefek de olsa kazalara, sakarlıklara dikkat edin. Özellikle Aralık ayında genel bağışıklığınıza dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Beslenmenize dikkat edin. Bağışıklık sistemi problemleri, mide sorunları falan olabilir böyle bir dönemde. Lütfen videonun başındaki genel bilgileri izleyin. Çünkü ay tutulması çok güçlü. Kişisel ve toplumsal alanlarda kolektifi etkileyecek tesirler söz konusu. Genel bilgiler bölümünde bunları da öğrenebilirsiniz. Az veya çok hepimizi bir şekilde bu tutulma enerjileri etkileyebilir.